Duygularını soracağım ama önce ilk kez yüz yüze geldiniz. Ona bir bakalım, sonra konuşalım. Sen şöyle bir laf kullandın. Yanlış zamanda gelen doğru insanla doğru zamanda gelen yanlış insan. Bak ben doğru zamanda doğru insanım ama sen yanlış zamanda gelen yanlış insansın. Zaman gösterir bunda, ne diyeyim, herkes için hayırlısı. İnan ben bunun için seninle tartışmayacağım. Ben o an öyle hissettim, öyle yazdım. Bak, kullandığımız kelimelere dikkat edelim. Bir. İkincisi, doğru ve yanlış kişi diye sen sınıflandıramazsın zaten. Sınıflandıramam. İnan şu anda Tanpuk benim için doğru. O söylediğin kelimeler gerçekten kişimi... çok yanlış. Tamam, olabilir ama benim düşüncemde o anki hissimdi, onu yazdım. Ama bugün sorarsan o sözü kalıba evet aynı şeye uyuyorum ama kim yanlış kim doğru şu an inan bilmiyorum. O gün düşünürken ben doğru olduğumu düşünerek yazdım. Ama şu an ben Tankut için doğru kişi miyim? Tankut benim için doğru kişi mi, inan hiç bilmiyorum. Ama beni de karalıyorsun. Yanlış zamanda gelen doğru kişi diyorsun, onu beni kastediyorsun. Sen yanlış zamanda gelen doğru kişi olduğunu iddia ediyorsun. Ben de bunu anlamıyorum. Ben seni karalamadım orada. Benim yanlış orada. Kişi olabileceğim aklımı sen bir tek karalamış düşünüyorsun. Ki? Öyle olsa herkes burada dinler. Yani, hani niye karalıyorsun diyebilirler. Kalıplaşmış bir laf gibi mi söyledin sadece onu? Yani alttan beni ima etmedin. Seni mi? İma etmek değil. Sen oraya koyduysan kendini ama burada ne erkekler ne kadınlar, bayanlar. Senin fikrini soruyorum. Benim fikrimi söyleyeyim. Ben o an evet doğru kişinin ben olduğunu düşünerek o lafı tamam, yazdım. Yanlış kişi de beni kastettin yani. Yanlış kişi de doğal olarak seni kastettim. Ama bu zamanla değişebiliyor. Belki Tankut benim için doğru kişi değil, bilemem. Evet, ona karşı çok yoğunum. Yanlış zaman. Ama yanlış zamanda geldim zaten yanlış ben. Yanlış kişisin. Yanlış zamanda geldim. Bak, ben biliyorum. Ben keşke doğru zamanda şey doğru kişiydim ki biz bir ilişkiye başladık. Bak Tankut benim sevgilimdi ya, bunun ötesi yok ki. Sevgilimdi yani. Aynı yolda yürüdüğüm eşim. Di diyorum. Şu an neden öyle dediğimi bilmiyorum. Ben hala öyle hissediyorum. Ben hala ona aydım. Şimdi sevgilimdi. Dili geçmiş zaman. Evet. Bitti gibi kullanıyorsun. Şu anda ne olduğunu da bilmediğini söylüyorsun. Yüz yüze görüşmeniz yasak. Çünkü Tankut burada halen aday. Evet. Ancak irtibat halinde kalmanız mümkündü. Kaldınız mı? Dışarıda görüşmek gibi bir lüksümüz yoktu zaten. Biliyorum. Biliyorsunuz. Gerektiği zaman bazen iletişimde olduk tabii ki telefonla. Ama şöyle bir şey var. Dili geçmiş zaman konuşmamın sebebi eski zamandan bahsediyor olmamdı. Çünkü Cansu'nun eski yaşadığı bir şeyi söylüyorum ben orada. Yani şu anı kastetmiyorum. Şu an yeni yaşamadık Tankut'la onu. Ama şu an Tankut'la da bugün de aynı sıkıntıyı Tankut'a da hesap sordun. Cansu'yla da konuştun. Duygularımı paylaştım. Duygularını paylaştın. O duygular öyle çıkmış olabilir. Neredesiniz siz? Ben bunu merak ediyorum. Ben izlerken ben de nerede olduğumu bilemedim. Bu soru işaretleri var diye de gittim zaten, konuşmak istedim. Ben Tankut'tan bazı şeyleri duymak istedim. Duydum ve hala kafamda soru işaretleri bitmedi yani. Ha, bitmedi. Tankut sen neredesin? Ben buradayım Seda Hanım. Siz neredesiniz? Ruhun nerede? Kafan nerede? Kalbin nerede? Hepsi burada. Gördüğünüz üzere. Ben onları göremiyorum. Görünmeyen şeyler var işte. Bizi biz yapan. Seda Hanım ben neyin ne olduğunun farkındayım. Kararlarımın sonuna kadar arkasındayım. Yaptıklarımın sonuna kadar arkasındayım. Dani ile beraber misiniz? Valla bana göre biz hiç ayrılmadık. Ama eğer farklı bir şey düşünüyorsa o zaman kendi bileceği iş. Benden elektrik aldı zaten. Bir şey biz hiç ayrılmadık diyor. Sor. Bana mı soracaksın? Tankut'a mı? Hayır, söyleyeceğim. Şimdi Dani hani bu mektuptan çok rahatsız olmuş ya. Ben de hani mektuba pek hayran olmamıştım. Ama bu mektubu iki evde de en çok beğenen Tankut'tu. Doğru. Hatırlıyor. Yani. Doğru. Bu mektup hani yeriyor ya Dani'yi. Yani Cansu'nun Dani'yi yermesini en çok beğenen Tankut'tu. Doğrudur Seda Hanım. Mektubu şöyle bence bunu kısaca bir özetleyeyim. Ondan kısaca sonra özetleyeyim. Yeniden... Ama mektubun tek cümlesi bu değildi. Teşekkür ederim. Benim mektubun tek cümlesi buydu. Bu değildi. Zaten paylaştım Cansu'yla yani. Benim zamanında söylemek istediğim şuydu. Mektubun sonu benim çok ilgimi çekmişti. Mektubun sonunda diyordu ki benim burada olmamın bir sebebi varsa evrene göre. Demek ki benim de bir şey öğreneceğim, senden bir şey öğreneceğim vardır, senin de benden bir şey öğreneceğim vardır ama dedi. Ama sevgi paylaşacağız ne olursa olsun. Yani demişti. Bir mektup ne? Alınır, herkes içinden istediğini alırsa istediğini alır. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuklar ilişkilerin ne sınırlarını kim çiziyor? Karşılıklı eşler çiziyor değil mi? Bazı ilişkiler daha toleranslıdır. İşte ne bileyim, bak Azal ne dedi? Ben hiçbir erkek arkadaşımla, normal çocukluk arkadaşımla dahi telefonla konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın diye ilişki başlayınca dedi. Bazıları evlenir, çocukluktan erkek arkadaşıyla oturur buluşur, çay çorba da içer yani, anlatabiliyor muyum? Veya erkek de aynı şeyi yapar. O ilişkinin kıskançlık veya işte başka karşı cinsle yaklaşma uzaklaşma sınırlarını eşler belirler.
Dani Tankut'un zamanlamasını okeylemişti Ağar'dan almayı. Tankut'un hani diğer kız adaylarla, gelin adaylarıyla samimiyetini de okeylemişti. Öyle değil mi? Yani Dani rahattı o anlamda. Tanıyabilirsin de demişti. Tanıyabilirsin de demişti. İlk zamanlarda. Cansu konusundaki rahatsızlık nereden çıktı? Şimdi bakın Seda Hanım, ben bu konu hakkında daha önce de yaptım açıklamamı. Veya şöyle sorayım, bir de şöyle sorayım. Yani ne beklerdin Cansu evet. gibi birinden böyle bir talep geldiği zaman Tankut'a? Biz Tankut'la birbirimiz için daha önce evet istediğimiz adayları tanıyabiliriz demiştik. Ama o zaman tanışma yolundaydık ve sevgili değildik. Evet. Ben birini tanıdım. Onun bana bunu söylemesi üzerine. Sonrasında o adayla olmayacağıma karar verdim. Yani denedim böyle bir şeyi. Ve yine Tankut için tekrardan bir yola çıktım. Ve sevgili olduk. Sonrasında biz böyle bir şey söylemedik. Ben bu evden giderken de dedim ki bana beni bekle diyemem sana dedim ona. Hatırlıyorum. Yani bekleyecek mi beklemeyecek mi seni görmek için. Seni seviyorum deyip giden de sen oldun. Evet aynen öyle duygularımı söyledim. Biz sonrasında bunu senin arkandan tartıştık izledin mi? Evet. Tankut söylemedi belki ama davranışlarıyla çok hissettirdi dedi. Evet, aynen öyle. Damatlar evi. Bu evde ben de hissettim onu zaten. Bak Melis de dedi. Olumlu olumsuz ya o da diyeydi iyiydi diyenler de oldu ama olabilir. Hani önemli değil her zaman sözler değil bazen gözler, hareketler. Kesinlikle. Temaslar daha önemli diyen ya oldu. Ya şimdi şöyle bir şey var dediğiniz gibi yani seni seviyorum diyen herkes zaten birbirini sevmiyor. Onları bir geçsinler. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Hisler gözlerden anlaşılıyor bazen. Ben bunu hissediyorum Tankut'un. Bazen söylemek gerekiyor. Benim hissettiğim yetiyor. O ayrı bir şey şimdi ama Cansu'da ne değişti? Benim duygularım yoğunlaştı. Ya bu ne saçmalık? Ve burada insanlar birbirine seni seviyorum dediğinde samimiyetsiz buluyorsun. Ama kendi evet. sevgine seni seviyorum dediğimi samimi buluyorsun. Ya bu benim burada 7-8 kişi samimi bulmuyorsun. Ya bu benim ya fikrim. Bir saniye kaç her kişi? 16, seni seviyorum 14 kişi seviyorum samimiyetsiz yani. Buluyorsun. Mehtap, kusura bakma o yani. O kadar çok aylardır çıkan insanlar var ki sen onlara şu an inanmıyorsun ama sen bir gitmişsin. Ben isim vermedim ki. 3 hafta yoksun burada. Ben isim vermedim ya ki. Ya Allah aşkına herkesin sevgisini ona iftira atma. Sen çekmeye çalışıyorsun onu bir geç. Hayır hayır iftira atma. Bana niye kendime çekeyim saçmalama ya. Ben benim adayım yok ki burada. Ben Cansu'yu tanıyorum diyemem. Sadece izlediğim kadarıyla biliyorum. Ve ben hisleri olan bir kadın olduğum için tabii ki Cansu'yla şu an yakınlaştığımda Tankut ben ekrandan izlediğimde bu benim tabii ki zoruma gidiyor, ağrıma gidiyor. Kıskançlık tabii ki oluyor. Ne beklerdin? Telefonda ona söylemiyor. 14 yalancı bir tek bu doğru söz. Söylüyordu, duygulamıyordu yani. Ama sonuç itibariyle herkesin şahsi fikirleri var, kendi kararları var. Ne diyordu benim sana yakınlaşacağım mı yine diyordu? Ve sorularımın cevaplarının olmadığı şeyler olduğunu zaten söylüyorum. Ben bunları tam bunu söylüyor. Paylaştım. Yani %100 sindirmiş değilsin. Evet. Ben de onu soruyorum. Tankut'un ne yapmasını beklerdin diyorum sana. Ben ona söyledim. Dedim ki eğer bana karşı zaten böyleysen neden Cansu'ya hayır demedin dedim. Ben bunu beklerdim dedim. Hiç kimsenin de ümitlenmesini istemezdim dedim senin yüzünden. O da bazı şeylerin ona göre hata olmadığını söyledi. Saygı duyuyorum yani ne diyeyim. Söyledi aslında Cansu'ya da dedi söyledi, böyle belli zan altında bırakıyorsun. Hatta finalde konuştuk. Ağlayınca seni sorumluluk altında bırakmakla suçlamıştı öyle değil mi? Ağır gelmekle suçlamıştı daha yani, doğrusu. Yani evet boğulduğunu söylemişti. Evet. Ben başka bir şey diyeceğim ama siz Dani ile ayrıldınız mı? Biz hiç ayrılmadık gibi cevabına bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben burada bahçede sana aynı soruyu sordum. Dani ile siz beraber misiniz değil misiniz diye. Hayır beraber değiliz dedin. Telefonla da mı görüşmüyorsunuz dedim. Bir süredir görüşmüyoruz dedin ve üstüne bana elektrik aldığını söyledin. Bu iki konuşma aynı gündür şu bahçede izlemeni tavsiye ederim. Yani bana biz ayrılmadık hala devam ediyoruz demedi. Tam tersine hayır ayrıyız telefonla da konuşmuyoruz dedi. Sonra da ben senden elektrik almıyorum değil. Aynaya bakmıyor musun gayet de hoşlanılacak bir kadınsın diye söyledi. Bu da zaten yani kayıtlardır. Yani bunu ben Tankut'a cevap verdim. Biliyorum, biz hiç ayrılmadık ki dedi ya. Keşke biliyorum. Bana da söyleseydin biz hiç Dani ile ayrılmadık. Hepsini biliyorsun niye geldiniz? Bir dakika çocuklar bıraksanıza. Bu işin bir muhatapları bir konuşsun. Yani bu Tankut'a söylememdi. Çünkü Tankut bana ya. Biz ayrılmadık. Ben Dani'yi bekliyorum. Dani beni bekliyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Burada olmazsa dışarıda olacağız gibi. Söylemlerde bulunsa evet. Ben suçlu olurum. Ki zaten Dani ile ortak konuşmamızda Dani birkaç noktada bana soru sordu. Ben cevap verdim. Onun dışında dediği gibi benim muhatabım soru işaretlerim Tankut'la ilgilidir. Tankut sana bu şeyi verdi çünkü dedi. Benimle birebir bir şeyi yok. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Derin.